Bu yıl oynadığı bölgesellikle güzel ve zevkli müsabakalar çıkararak Edirneli basketbol severlere Olin Edirne basket takımının başarılı günlerini hatırlatan Edirne Belediyesi Edirne Spor erkek basketbol takımının da yer aldığı playoff müsabakalarının kuralları çekildi. 24 takımın yer aldığı playoff müsabakalarında yaşanması muhtemel olumsuzlukları dile getiren Edirne Belediyesi Edirne Spor erkek basketbol takımının genel menajeri Serdar Yiğit Soy, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde bütün takımların yolunun engebelerle dolu olduğunu, bu nedenle statünün değişmesi gerektiğini ifade ederek, çıkmaya aday 10 takım var, paralar çok büyüdü, üst birçok oyuncu geldi. İlk turda Nilüfer Belediyesi ile karşılaşacağız. Turu geçersek büyük olasılıkla Çorlu Belediye ile oynayacağız. Bu iki takımdan hangisi elense yazık olacak. Aynı şekilde Fethiye Basketbolla İTÜ'nün ikinci turda eşleşmesi olası. Buna karşılık diğer tarafta zayıf eşleşmeler var. Bu statü yatırım yapan iki takımı final grubu öncesinde çarpıştırabiliyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun gelecek sezonlar için farklı statü oluşturması yararlı olur dedi. Eşleşmeler şöyle oldu. Fethiye Basketbol Yüksek Çıta Koleji, İTÜ Antalya Spor Gelişim, Edirne Belediyesi Edirne Spor Nilüfer Belediyesi Şahinkaya, Çorlu Belediye Spor Rota Koleji, Darüşşafaka, Doğuş Gelişim, Gaziantep Belediyespor, Fethiye Belediyespor, Spor, İstanbul Spor Beylikdüzü Gelişim, Selçuklu Belediyespor, Spor, Osmanlı Spor, Anadolu Üniversitesi Trabzon Spor Gelişim, Anadolu Efes Gelişim Kanatlar, Wing Sport Gemlik Basketbol Genç Ufuk Spor, Bornova Belediyesi Spor Carmen Halı, Gemlik Spor UPS.